Öztürk, Reyhanlı'ya 3 roket düştü. Onların bir tanesi de sanayiye. Reyhanlı'nın en hareketli olduğu bölgelerden bir tanesi sanayi bölgesi. Hemen kameraman yaklaşıp Emre Tuncay size gösterecek. İşte tam bu noktaya düştü roketlerden bir tanesi. Burası sanayi bölgesi. Tabii tehdit bu taç bilgi ama şu anda iki yaralı olduğunu söyleyebiliriz. Can kaybı olmadığı yönünde bilgi var. Bir tanesi buraya, bir tanesi de bu tarafa düştü. Hemen benim sol tarafıma kameraman yaklaşım gösterirse sol tarafı, işte roketin düştüğü yerler bir tanesi de bu taraf. Yani sanayide iki roket düştü. Burada çok sayıda itfaiye, ambulans ekipleri burada olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşları burada toplattırmıyorlar. Çünkü önceden de örnekleri olduğu için kalabalık olduğu zaman tekrar roket atıyorlar. Polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri vatandaşları toplanmaması için uyardığını söyleyebiliriz. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri atılan roketlere anında karşılık verdi. Şu an itibariyle özellikle Cenderes bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan ve karadan bombalandığını söyleyebiliriz. Özellikle fırtına obüsleri Cenderes bölgesi, yani teröristlerin, HDP'li PKK'lı teröristlerin yoğun olarak bulunduğu ve Reyhanlı'ya roket atılan bölgeyi şu an itibariyle bombaladığını söyleyebiliriz ki buraya kadar da sesler geliyor. Evet, tekrarlamakta fayda var. Cinderes bölgesinden PKK'lı PYD'li teröristler tarafından Reyhanlı'ya 3 adet roket atıldı. Toparlamak gerekirse tabii ki yapılan bu saldırılara Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık veriyor diyelim. Sözü buradan şimdilik size bırakalım.